Herhangi bir fert gibi benim küfencem altındasınız. Aynı şeyi kocanız için de söylemek isterdim. Ama o Anadolu yanlısı bir dergiyi bizlere tercih etti. Rozalti Alçak'a komisyonu 50.000'e çıkardı. Ne? Kimse 24 saat içinde bu kadar parayı bir araya getiremez. Adamı ikna edemedin mi abi? Ne demek adamı ikna edemedin mi abi? Eğer o gemi vaktinde kalkmazsa neler olacak? Asıl bilinmesi icap eden bu. Bilmediğin bir şey söylesene bana. Senin o yere göğe sığdıramadığın Kamil ne yapıyor? Kamil için böyle konuşamazsın. Neden? Gemi kömür yükleme bahanesiyle bu gece Kuruçeşme Limanı'na yanaşsa. Hı. Cephaneyi orada yükleriz, sonra hemen yola çıkar. Teşkilata haber uçuralım, bizi buradan alsınlar. Yani? Kaçıyoruz. Bana oyun oynadın. Güver. Havadisler kötü. Deha çatlatma adamı. Ahmet'i tevkif etmişler. Şu arazi satışıyla ilgili son bir defa düşünmüş olursunuz. Ben cevabımı daha önce vermiştim. Bu bir rica değil Kamil Bey. Batı cephesi. Orada bir seyler olacak. Çok önemli seyler. Eğer bu rapor sandığımız raporsa... Müthiş bir fırsat. Raporu ele geçirmek lazım. Gelirken valizimi karım hazırladı. Prolarımı koymayı unutmuş. Onu bu yüzden boşayabilirim. Ben bekar olduğum için kendi valizimi her zaman kendim hazırlarım. O yüzden prolarım hep yanımdadır. İsterseniz size kendi prolarımdan bir kutu getireyim. Aa, çok sevinirim. Thank you. Siz de ister misiniz İpa? Sağ olun Mesut Dixon. Acele et, seni arayanlar var. Bitmek üzere. Çabuk ol, çabuk. Saat kaç? 11'e geliyor. Saattir buradayız sanki. Etraf sakin, bir telaş yok. Mr. Dixon'ın partileri çok güzel oluyor, değil mi? Evet ama aşağısı çok kalabalık. Rahat rahat konuşabiliriz. Evet, rahat rahat konuşabiliriz. Ben
seninle konuşmak istediğim bir konu var. Hayatında biri var mı? Neden sordun? Seninle ilgileniyorum. Bendeki de ne şans. Bu o kadar kötü mü? Ayrıldığım kocam da bir subaydı. Subaylardan bir türlü kurtulamıyorum. Bilhassa yakışıklı olanlarından. Musul ve Kerkük dış politikamız açısından çok önemli. Kamil'i ikna ettiğinize çok sevindim. Doğrusu kolay olmadı. Paradan yana cömert olun. Ben de öyle düşündüm. Karadayı gibi Ankara hükümetinden yana etkili bir dergi Kamil sayesinde ılımlı bir çizgiye çekilebilir. Kendisiyle biraz sohbet etme şansımız var mı? Ne demek? Kendisini göremiyorum. İzninizle bir bakayım. Affedersiniz madem. Sayın müsteşarım kocanızla görüşmek istiyorlar. Kendisi nerede? Sigara içmek için dışarı çıkmıştı Bay Dixon. Tamam, ben bulurum. Rahatınız yerinde mi? Evet, teşekkürler. Hayatım nereye? Camilla bulmaya. Bahçedeymiş. Niye sen arıyorsun? Bırak uşaklar arasın. Come on Natalia, onlar Kamil'i tanımıyorlar. Nasıl Patrick? Bırakın şimdi. Oh my God, Mr. Patrick, what's wrong with you? Özür dilerim. Midem biraz bulandı da açık hava iyi gelir diye düşündüm. Tabii angaryasını çekmekte Kamil Bey'e düştü. Evet. Tekrar özür dilerim. Rica ederim. Galiba şampanya biraz dokundu. Geçmiş olsun. Kamil Bey, ben de size bakıyordum. Müsteşarım sizinle görüşmek istiyor. Tabii. Gidelim mi? Gidelim. Buyurun. Buyurun, bu da size. Teşekkür ederim. Kadehimi yaptığımız anlaşmanın şerefine kaldırıyorum Mr. Kamil. Hangi anlaşma? Arazilerinizle ilgili anlaşma. Ha, anladım. Gene bu mesele. Bir aksilik mi var? Anlaştığımızı sanıyordum. Ben de. Hangi konuda? Rica ederim oyun oynamayın, biliyorsunuz. Arazi meselesi. Ben öyle bir şey söylemedim. Buraya beklediğim cevapla geldiğinizi bana siz söylediniz. Benden eskisinden farklı bir cevap alamayacağınızı bilmeniz gerekirdi Mr. Dixon. Yani hayır. Ben böyle düşünmemiştim. O halde yanlış düşünmüşsünüz. Her şeyi berbat ettin. Dixon'ı rezil ettin. Eniştemin bütün çabalarını boşa çıkarttın. Kamil, sen bizi de mahvettin. Şu haline bak. Sana bir şey anlatmaya çalışıyorum. Karşımda keyifle sigaranı yakıyorsun. Doğru söylüyorsun karıcığım. Zaten ben de ne zamandır sigarayı bırakmayı düşünüyordum. İşaret geldi. İş tamam. Aslan Paşaoğlu. Toparlanın. Gidiyoruz, acele edin. Gidelim. Komutanım. Hayırdır? Planda değişiklik var. Nasıl? Kaçış bu gece. Neden? Bizim mülazım Kemal
Nöbetini bu gece almışlar. Biz de mecburen. Anladım. Tamam. Başka değişiklik? Yok. Her şey daha önce konuştuğumuz gibi. Ne diyelim? Vardır bunda da bir hayır. Umarım vardır. Ha bir gün evvel, ha bir gün sonra. Ne olacağı varsa olacak. Öyle değil mi Celal? Nermin bana arkanı dönme. Nermin bana arkanı dönme. Buna alışkın değilim. Peki. O zaman Karadayı mıdır nedir yarından tezi yok. O dergiyle de kadınla da alakanı kes. Kendine gel. Bana Harry Dixon ağzıyla konuşma. Nedime Hanım'la da ilgili... Kamil Hanım falan değil o. Düpedüz dal kavuk. Kağıda iki çizik aslan şaheser diye havalara sıçrıyor. Aç gözünü Kamil. Kadın seni kullanıyor. Evet kullanıyor. Hem de çok kutsal bir amaç uğruna ve buna ben izin veriyorum. Ne uğruna? Vatan uğruna. Kamil ne vatanı? Hangi vatan? Dünyanın muzaffer devletlerine karşı baldırı çıplak üç eşkıya. Bunlar halanın lafları öyle değil mi? Evet onun. Bu dergi meselesi bitti Kamil. Yarın eniştem seninle görüşmek istiyor. Enişten mi? Sebep? Onunla çalışacaksın. Ben? Evet. Kendi söyledi. İyi İngilizce bilen birine ihtiyacı varmış. Vardır tabii. Mutlaka vardır. İngilizlere mal satacağız ya. Yarın mutlaka geleceğini söyledim. Benim adıma. Evet, senin adına. Çünkü birimizin bu evi düşünmesi gerekiyor. Çocuğum... Ben düşünmüyorum, öyle mi? Evet, düşünüyorsun. Kuvayi Milliye'den fırsat kalırsa. Yani hemen hemen hiç Kamil, hiç. Bak Nermin, durumun vahametini anlamıyorsun. Ben Hindistan'ı gördüm. Siyam'ı, Mısır'ı, diğer başka sömürge ülkeleri. Londra'da insan olan bir subay Hindistan'da canavarlaşabiliyor. Sen İstanbul'da bunlarla konuşabiliyorsun ama ben yüzlerini görmeye de tahammül edemiyorum. Ne yapacaksınız Kamil? O zavallı karadayıyla savaş mı kazanacaksınız? Sanki Times okumuş birisi... Bana Times'tan bahsetme. Times'ın azameti sadece kağıt kalabalığından ibaret. Esas gülünç olan Times. Çünkü Karadayı haklı, Times haksız. Şu an tek bildiğim kömür alacak paramızın olmadığı. Ara sıra bunu da aklına getirsen iyi edersin. Señor Diego, kafesleri açtırmak için aslan bakıcısını zorlayan Don Kişot'un yanına gitti. Beyefendi dedi, gezginci şövalyeler ancak altından kalkabilecekleri maceralara atılmalıdırlar. Çünkü sadece gözü pekliğe dayanan bir yiğitlikte çılgınlığın payı çoktur. Hazır mısın? Hazırım komutanım. Bekle. Sütü bozuk gecenin bir vaktinde tutuşturdu elime. Gündüz neyin olsa okutacak birini bulurduk. İhsan Efendi'ye götür. Doğru ya. Herifçioğlu sabaha kadar okuyor zaten. Biri de benim için okusun namussuz. Saat kaç? 1:05 var. Benden buraya kadar. Allah yardımcınız olsun. Sağ ol Necmi. Hakkını helal et. Bizim ne hakkımız olur ki komutan? Allah yolunuz açık etsin. Arkadaşlara selam. Aleyküm selam.
Saat kaç? 1:05 var. Yine mi? İhsan Efendi! İhsan Efendi! Kusura kalma, sen bu saatte yatmazdın. Hasta mısın? Bir mektup vardı okunacak. Neyse, sabaha bakarsın. Bir isteğin var mıydı İhsan Efendi? Geçmiş olsun. Sol, sağ, sol, sağ, sol, sağ. Sol, sağ, sol, sağ. Yerinde say. Kıt adur. Nöbetçiler yerlerine. Marş marş. Çavuş. Nöbetçiler hazır mı çavuş? Hazır komutanım. Rahat. Hazır ol. Bu arkadakilerin tüfekleri nerede Mülazım Bey? Nöbet yerinde mi unuttular yoksa mı? Onlar acemi. Daha talimleri bitmedi. Ne diye nöbete dikiyorsunuz o zaman? Uzun etme başefendi. Elimizde adam mı kaldı? Neredeyse kapıdan adam çevireceğiz. Ha, değil tamam tamam. Uygun adım. Marş. Sol, sağ. Sol, sağ. Sol, sağ. Kıt adur. Çavuş. Evet komutanım. Emir komuta sende, istikamet kışla. Var üstüne komutanım. Çapraz tutuş. İstikamet kışla. Koşan adım marş marş. Tamam oğlan. Biliyorlar mıydı? Hepsi özel olarak seçildi. Herhangi bir aksilik çıksaydı vuruşarak alacaktık sizi. Bu da hazır bacım. Ne yapacağını biliyorsun değil mi? Evet biliyorum. Hakkını nasıl ödeyeceğim? Ne yapıyorsun Abuzar ağa? Bu elde ancak öpülür Nedim'e bacım. Merhaba arkadaşlar. Tamam. Merhaba. Vay be. Hoş geldiniz. Hoş geldin. Geçmiş olsun. Harikaydınız. Kadınlar ne yaramış sana. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Sağ olsun. Sağ olsun. Sağ olsun. Sağ olsun. Geçmiş olsun. Hoş geldin kardeşim. Sağ olun. Bana bak. Bir aksilik çıkmadı değil mi? Ne aksiliği? Mülazım Kemal canavar gibiydi. Tereyağdan kıl çekti mübarek. Oğlum Bolşevik, sen böyle bir planı mümkün yok yapamazsın. Nedenmiş o? Bir kere çok sessiz, senin janrın değil. İkincisi ihtilale benzemeyen herhangi bir şey kesmez ki seni yahu. Doğru. Yan tarafta giyecek bir şeyler var. Gidip üstünüzü değiştirin. Evet, iyi olur. Yiyecek bir şeyler hazırlamıştır, karnınız açtır. Şimdi sofrayı kurarız. Yardım et bana bu şey. Ne biçim iş lan bu? Hapisten kaçır, karnını doyur, üstünü giydir. Oh be! Hadi sen de benimle gel. Akşam kalacağın yeri ayarladım. Bu gece olmaz yüzbaşım. Bu gece olmaz. Anlıyorum. Ama o zaman dikkatli ol, olur mu? Çok dikkatli ol. Daha fazla dayanamadım. Niye söylemedin? Niye söylemedin?
fazla vaktim yok. Çok geçmez anlaşılır. Belki bu gece, en geç yarın sabah. Belki de çoktan anladılar bile. İlk yapacakları şey bu evi göz hapsine almak. Seni çok özledim Nedime. Konuş! Önde olur konuşalım! Nereye gitti? Bilmiyorum başlamışım. Yemin olsun haberim yok. Dün gece İhsan'ın yatağına giriyorsun. Sonra da beni ahmak yerine koyuyorsun. Ondan sonra da haberim yok diyorsun. Öyle mi? Bizimle dalga geçiyor işte onu. Allah çarpsın haberim yok. İhsan komutanım çağırdı. Bu gece burada yatacaksın dedi. Bizim haddimize mi sebep sormak? Zaten benim yatakta rahatsız. Oh canıma minnet. Bir güzel yatmışım başlamışım. Hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar Kamil Bey. Buyurun. Erkenizsin bu sabah. Evet. Uyku tutmadı. Bari erken gelip bir kahvaltı hazırlayayım dedim. Süleyman çayları getirene kadar buz gibi oluyor. Eline sağlık. İki lokma yiyip hemen çıkacağım. Dünya kadar iş var. Ne işi? Şu senin çaldığın belgeler var ya. Bu akşam Gülcemal vapuruna yetişecek. Aslında Nedim Hanım verecekti de. Yazık. Halsiz düştü kıyamadım. O plan değişti Niyazi. Değişti mi? Benim haberim yok. Nedim Hanım dün gece yarısı Erenköy'den bir kayıkla Büyükada'ya geçti. Büyükada'ya mı? Adresi var bende. Birazdan yanına geçip belgeleri alacağım. Ondan sonra da Gülcemal vapuruna ben teslim edeceğim. İyi de niye böyle bir şeye ihtiyaç duyduk ya? Güvenlik yüzünden. Her ihtimale karşı evde bulunmak istemedi. İyi. Hadi hayırlısı. Ahmet nasıl acaba? İçerideki adamla konuşurum. Merak etme. Yalnız sen de dikkatli ol, tamam mı? Unutma. Parola aynı. Ben çıktıktan sonra kahvede olacağım. Eğer gazete okuyorsan asayiş Berkemal demektir. Anlaştık değil mi paşa oğlu? Hadi bakalım. Eyvallah. Solgun görünüyorsun. Birazdan doktor gelecek. Niyazi'yi nasıl atlattın? Hiç sorma. Yalana nasıl da meyilli bir adammışım meğer. Niyazi'nin yerine buraya gelebilmek için ayaküstü nasıl da uydurdum. Yok plan değişti, yok Nedim Hanım Büyükada'ya gitti. Bir ara bayağı ürktüm kendimden. Neden yaptın bunu? Seni görmek istedim. Neden? Aslında biliyor musun? Zeybek Niyazi'ye söylediğim pek de yalan sayılmaz. Ne bakımdan? Belgeleri Çerkezad'ın evine yolladım. Dediğin gibi. Emniyet açısından. Alıp Gülcemal vapuruna teslim edeceğim. Ben edeceğim. Olmaz. Olur. Vapura ben gideceğim. Ama... Bu konu tartışmaya kapandı. Peki. Merak etme, becerebilirim. Neler becerdiğini gördüm. Öyleyse dinle. Çerkezdad'ın evi Beşiktaş'ta. Değirmenci sokak numara 27. Yazmak yok. Ezberleyeceksin. Değirmenci sokak numara 27. Kolay. Murat Bey'in sandığını almaya geldim diyeceksin. Hangi Murat diye soracak. Cevap? İnebol'da Bakkal Rıza'nın oğlu Murat. Değirmenci sokak numara 27. Murat Bey'in sandığı... İnebolulu Bakkal Rıza'nın oğlu. Evet, başka? Küçük bir kuru üzüm sandığı. Kağıtlar sandığın içinde. Gülcemal vapurda Tophane rıhtımında. Vapurun kahvecisi Ramiz Efendi'yi bu. Orta boylu, kır saçlı, esmerce bir adam. Ona sandığı ver ve... Ve? Sana bir şey olursa... Şimdi sen dinle.
Eğer bir terslik olursa, diyelim yakalandık, tevkif edildik. Ben, Niyazi, Ahmet. Üçümüzü birden diktiler karşına. Biz bir ağızdan bu sandığı senden aldığımızı söyledik. İnkar edeceksin. Ne olursa olsun inkar. Anladın mı? Sonra biz baskı altında ifade verdiğimizi söyleyeceğiz. Nereden aklına geldi şimdi bu? Galiba öğreniyorum. Çabuk öğreniyorsun. Hoşça kal. Kamil. İhsan hapisten kaçtı. Ne? İhsan? Değirmenci sokak 27 numara Murat Bey'in sandığı. Kamil. Yine bulundu bakkal Rıza. İhsan dün gece buradaydı. Gülcemal vapurunda kahveci Ramize teslim edilecek. Gece burada kaldı. Sabaha karşı gitti. Sevindim. Gerçekten sevindim. Tekrar görürsen selamımı söyle. Buraya kadar beyim. Yolcu musun? Hayır. Döneceksen beklerim. Hayır, siz gidin. Sağ ol. Sen de sağ ol beyim. Ne? Kahveci Ramiz efendim. Hadi beyler, çaylar taze, çaylar demli. Yok mu taze çaydan için? Affedersiniz. Buyur beyim, çay mı istedin? Ramiz efendim. Ne vardı? Vapurun kahvesi Ramiz efendi aramıştım ben. Ne için aramıştın? Şu elimdeki sandığı kendisine teslim edecektim. Ne var sandıkta? Kuru üzüm. Murat Bey sandığı. Nereye gidecek? İnebolu'da bakkal Rıza'ya. Tamamdır bey. Merak etme, yerine ulaşmasını sağlarım. Sağ olasın. Yolunda bahtın da açık olsun. Eller yukarı! Paşaymış şu meşhur Selim Paşa, öyle mi? Evet. Hem paşa soyundan gel, hem padişaha ihanet et. Oh, ne âlâ. Ben kimseye ihanet etmedim. Vapurda olmuş, tam belgeleri verirken. Polis, inzibat hepsi orada. Ani can Nedime bacım, dört başı mamur bir suçüstü. Ne yapacağız şimdi? Bekleyeceğiz. Neyi? Gidişat neyi gösterirse onu. Benim bildiğim paşa oğlu konuşmaz. Niyazi'nin haberi var mı? Bilmiyorum. Ama mutlaka duymuştur. İçeriden bir haber alıp çıkar meydana yakında.
Belgeler dün gece kalkacak Gülcemal vapurunda kahveci Ramiz Eli ile Anadolu'ya geçecekti. Belgeleri ona Nedime denen kadın getirecekti. Fakat dün gece bilinmeyen bir sebeple Nedime Büyükada'ya gitti. Sen de bu sabah adaya gittin. Belgeleri ondan aldın. Gördün mü, biliyoruz. Bildikleriniz yanlış. Nedime Hanım'ın bu işte bir ilgisi yok. Ben de bu sabah Büyükada'ya falan gitmedim. Gitmedin mi? Bir lokantaya girdim. Yenikapı'da bir kahvede oturdum. Sonra evin önünden kayıkla Beşiktaş'a geçtim. Bana hikaye anlatma. Doğru söylüyorum. İnanmıyorsanız soruşturabilirsiniz. Beni hatırlayan biri mutlaka çıkar. Sen şimdi adaya falan gitmedin. Şahitlerim var diyorsun, öyle mi? Evet, öyle. Ayrıca Nedime Hanım da adaya gitmedi. Onu nereden biliyorsun? Bu sabah evdeydi. Nedime Hanım hamile. Bir doktor gelip bu sabah onu muayene edecekti. Doktorun ifadesini almanız kâfi. Yatmak istemiyorum, daha çok erken. Uyku saatin çoktan geçti prenses, huysuzluk etme. Çocuklar erken yatar, ben artık çocuk değilim. Küçük Ayşe'yi de vereyim mi yanına? Sana çocuk değilim dedim, istemem. Bu gece çok çekinsin, haberin var mı? Babam nerede kaldı? İşte çalışıyor. Herkesin babası böyle geç mi geliyor? Senin baban biraz fazla çalışıyor. Ona söyle, gelince beni öpsün. Şimdilik beni öpsem olur mu? Olur. Tatlı rüyalar prenses. Allah rahatlık versin. Bütün söyleyeceğim bu mu? Evet, bu. Ama birader, sen bana daha hiçbir şey söylemedin. Ya Hamide be ya. Çattık ya. Yüzbaşı Ömer. Emredin komutanım. Evet, burada. Sizden saat başı rapor istiyorum yüzbaşı. İcap ediyorsa dakika başı. Dediklerimi de sakın unutma. Hayır. Kahve ister misin? Arayan kimdi biliyor musun? Merkez komutanı Hüsnü Paşa. Tanır mısın? Hayır. O senin çocukluğunu biliyor. Rahmetli babanla Hüsnü Paşa devre arkadaşıymış. Aa, evet, birkaç kez bize gelmişti. Gel uzun etme arkadaş. Koskoca paşa senin için elin gavuruna karşı çıkıyor. Hatır diye bir şey vardır. Ne yapabilirim ki? Seninle bir meselemiz yok. Belgelerin elime denen kadından aldığını kabul et. İmzala zaptı. Çek evine git. Çoluk çocuğunun yanına. Sonra da Hüsnü Paşa'ya dua et. Seni almaya İngilizler gelmiş. Dikilmiş karşılarında. Yoksa şu anda burada değil, Kroket Otel'de sorguya çekiliyordu. Oraya girenlerin çıkış yolunu kaybettiğinden söz ediliyor. Yani kendimi kurtarmak için suçsuz, hamile bir kadına iftira atayım. Benden istenen bu mu? Pekala. Keyfim bilir. Benden günah gitti. Getirin şu adamı. Çakmağı var mı? Şu zıkkımı arabada içmesen diyorum. Neden? Hoşlanmıyorum. Bunu diğer kadınlara da söylüyor musun? Ahmet! Otur oturduğun yere. Bu adamı tanıyor musun? Evet. Ona bakılırsa
Senin bize verdiğin ifadeler hepten yalan. Öyle diyor. Doğru mu? Göya Nedime'nin Anadolu'yla haberleşmeden haberi yokmuş. Hele dün. Dün o belgeleri Gülcemal vapuruna Nedim'e göndermemiş. Sana soruyorum hayvan. Nedime'nin haberi var mı? Var. Belgeleri Ramiz'e gönderen? Nedime. Ahmet kendine gel. Bana bak, otur otursun yerde. Ne alt ettiğini sanıyorsun sen? Kes sesini, fena yaparım ha. Yalan söylemeye utanmıyor musun? Susuyorum. Kocası hapiste, kendi kefe. Sonuçta adam. Bir de aşık olacaksın. Dur. Ne aşkı? Nereden çıktı bu aşk? Bu herif Nedim'i İhsan'dan önce tanır. Nedim'i onun yerine İhsan'ı seçmiş. Bu yüzden ona hıncı var. Geçenlerde sarhoşken kendi anlattı. Hadi söyle. Hadi onlara da söyle. Bana anlattıkları onlara da anlat. Cesaretin varsa anlat. Ne anlat? Sen söyle. Hadi söyle, kendin söyle. Kendi ağzından söyle, hadi. Sana soruyorum, sen söyle. Sadece İhsan'ı seçtiği için bile onu öldürebilirmiş. Öyle dedi. Bir insan bu duruma düştükten sonra ondan her şey beklenir. Adaleti bile kendi menfaatlerine alet eder. Tıpkı size ettiği gibi. Doğru mu lan bu? Sana soruyorum köpoğlu köpek. Doğru mu? Aşağılık bir... Ölmek istiyorum. Öldürsün. Belanı versin. Götürün şu herifi, atın bir köşeye, götürün. Hala, hayırdır? Seni almaya geldik. Niye? Kamil. Kamil'e bir şey mi oldu? Bunu yolda konuşuruz. Biz içeri geçelim, sen Ayşe'yi hazırla. Hadi kızım. Sen şu Nedime denen karıyı tanımıyordun değil mi? Evet, tanımam. Yalan söylüyorsun. Kamil Bey her şeyi anlattı. Ben gelir sana... Her zaman Nedim'e getirirmiş. Bu defa hasta olduğu için o getirmiş. Yalan yüzbaşım. Vallahi yalan. Aslında suçlu sayılmazsın. Sandığın içinde ne olduğunu bilmiyordun. 3-5 kuruş için bu işe girdin, öyle mi? Yok yüzbaşım, işe falan girmedim. Devletimiz sayesinde hamdolsun gül gibi geçinmekteyiz. Parça başına 1 lira veririz demişler. Kim demiş? Nedim'e. Yalan. Şart olsun yalan. Kimmiş bu Nedim'i? Herkes kendi haftosuna sahip çıksın yüzbaşım. Zaten benim başım karı milletiyle ne tahammülü. Evdekinin şerrinden kaçmışım, gemiye kahveci yazılmışım. Şeytan görsün yüzlerini. Sen Kamil Bey'i de tanımıyordun değil mi? Nereden tanıyacağım? Ne be Allah'ım adamı. Tanımadığın birinden, içinde ne olduğunu bilmediğin bir sandığı ne halt etmeye aldın? Hayırına yüzbaşım, sevabına. Kes ulan! Kes! Ne biçim adamsın lan sen? Sana bir iyilik yapalım dedik. Anlamadın mı? Deyuz! İyi, keyfi bilir. Vafon başı. Şununla ilgilen biraz. Bana bak ihtiyar.
Senin gözünü oyarım, anladın mı? Her şey meydana çıktı. Bana masal anlatma. Ha? Nedim'e bütün işleri senin arabayla çevirmiş. Karıyı böyle kirli işlere hep sen taşımışsın. Ben hırsızlık malı olduğunu nereden bileyim paşam? Bu efendide hiç hırsıza benzeyen surat var mı? Hırsızlığı nereden çıkardın be adam? Ya hırsızsa gitsin kendi cezasını kendi yatsın paşam. Ben her arabama binenle cezayı birlikte yatacak olursam. Oho! Çattık ya. Nedim'e isminde bir kadını tanıyor musun? Ah buyur. Kimi? Ya kusura bakma paşam. Ben biraz ağır işitirim de. Nedim'e, Nedim'e! Nedim'e. Tanırım paşam. Kim tanımaz ki? Meşhur alaylı Nedim'e. Yoksa bu efendi onun dostu mu? Dur yazma dur. Ne dostu? Ne diyorsun sen? Ah paşam ha. Bir bilsen ne affettir o Nedim'e. Bir zamanlar çok insanın canını yaktı İstanbul'da. Allah'ım ya. Gerçekten sağ ol bu adam. Ya nice miras yedileri, paşaları hasır üstünde hamam külhanlarında bıraktı. Üzüm sandığına gel, üzüm sandığına. Vallahi yenilerden bir hatunsa tanımam paşam. Ama lakabı üzüm salkımı olduğuna göre pek tatlı bir şey olsa gerek ha? Allah Allah. Herif kafayı fahişelere takmış. Sana haber ver. Bakkaldan bir şey alırız. Sağ ol. Kendimize çay demledik. Demini alsın, sana da getiririm. Sağ ol. Sahi Esat'tan paşa olur musun sen? Kader işte. Yazılan geliyor başa. Ne yapacaksın ki? Vaktiyle meşhur Yakup Cemil de bu odada kaldı. Buradan alıp idama götürdüler. Hey gidi günler hey. Neden buraya geldik anne? Bir müddet burada kalacağız tatlım. Babam da mı burada kalacak? Hayır, onun işleri biraz uzayacak. Yarın gelir mi? Sanmıyorum. Ne zaman gelir? Ben ömrümde Yakup Cemil gibi baba yiğit adam görmedim. Zaten kurşuna dizilmesi de askerden yana çıktığı için. Ben böyle muharebe kabul etmem. Bize bu Mehmetçikleri birem birem sorarlar demiş. Dinler mi Enver Paşa? Dizin kurşuna, gözüm görmesin buyurmuş. O gün kurşuna dizilecek. Bir manga asker yola düzildik. Güneş yükseldi, biz tere bulandık. Tam o sırada karşıdan bir bostan arabası görünmez mi? Hey arabacı! Diye bağırdı. Bir de narası var. Burada bağırsın, Beyoğlu'nda dudağını çuklar. Kaşa bu bostan diye sordu. İki altın. Al sana üç altın dedi. Takıl askerin peşine. Kağıthaneye vardık. Çayırda bize silah çattırdı. Güya başımızda kumandan var. Karışmak ne haddine. Bize doyasıya karpuz yedirtti. Sonunda evlatlarım, hakkınızı helal edin. Benim için yoruldunuz. Helal olsun diye çağrıştık. Ortaya da bir direk dikmişler. Ona doğru yürüdüm. Sarmak istediler, kabul etmedi. Gözünü bağlamak istediler,
Gene razı gelmedi. Salavat getirdi. Bir manga asker nişan aldı. Ölümünden sonra doktorlar açıp bakmışlar ki Yakup Cemil'in yüreği Hazreti Ali'nin zülfikarı gibi iki çatal görmüşler. Bir Alman doktor şu kadar lira vereyim, yürek benim olsun demiş, razı gelmemişler. Daha içer misin? Hayır, sağ ol. Üzülme beyim be. Ne demişler bilirsin, yiğidin alnına yazılan gelir. Aslında Nedim Hanım verecekti de. O plan değişti. Niyazi. Niyazi! Hoş geldin. Biz de Abuzer Ağa'dan öğrendik. Önce sana sonra bize uğradı. O nerede? Şu anda Ankara'da. Belgelerin diğer kopyalarıyla birlikte. Ne yapacağız İhsan? Önce Ahmet, sonra Kamil. Bilmiyorum. Niyazi göründü mü? Yok ortada. Bu herifin zırpırt ortadan kaybolması asabımı bozuyor. Bu evi boşaltmamız lazım. Bir an önce. Kamil'e şu an ne yapıyorlar dedersin? Belgeleri çalarken yakalansaydı çoktan kurşuna dizmişlerdi. Farkında mısın bilmem. İlk kez benim dışımda bir erkek için endişeleniyorsun. Ustura acıtıyor mu? Daha yeni biledim. Öyle ayak takımı için kullanmam. Senin gibi beylere saklarım. Sağ ol. Gidişatı nasıl buluyorsun beyim? Bilmem. Gidişat kötü. Hem de çok kötü. Anadolu tekmil gavur oldu. Alayı bol çevik. Geçenlerde gören biri anlattı. Ankara'daki evlerin kapıları açıkmış. Kim önce davranıp içeri girerse bütün karılar onun malı. Ustura iyi mi? İyi. Sen bakma bunun böyle olduğuna. Hakiki İngiliz malı. Gavur mabur ama şu İngilizler iyi mal yapıyor. Bütün paranı İngiliz malına yatıracaksın. Öyle değil mi?
Bilmem. Bitti mi? Az kaldı. Biraz acele edelim beyim. Burhanettin Bey sizinle görüşecek. O kim? Binbaşı Burhanettin, bizim başsavcı. Kamil Bey geldi, haber ver. Bekleyin burada. Bu Vahap Onbaşı kimdir, ne iş yapar? Anlamayayım, yavaş konuş, duymasın. Niye? Allah ne vicdan vermiş ne merhamet. Senin arkadaş vardı ya, neydi hani? Adı Ahmet. Onu Vahap Onbaşı mı dövdü? Hem de ne dövmek? Zavallı adam, eceli bu zalimin elinden oldu. Ne eceli? Haberin yok değil mi? Doğru ya, nereden olacak? Senin arkadaş dün gece kendini astı. Gerçi senin arkadaşı Cibriyas'ın tekiymiş ya, neyse boş ver, ölünün arkasından konuşmak bize yakışmaz. Dün gece yarısı kendini asmış. Sabah da alıp bir yere gömdüler. Ne cenazesi yıkandı ne namazı kılındı. Mundar gitti garibim. Ramiz Efendi'yi hatırlıyor musun Hasan? Hani beraber tevkif edilmiştik. Evet. Onunla konuşmam lazım mutlaka. Ama benim yasak. Mutlaka Hasan. Sen istersen olur. İstersen ayarlarsın. Konuştur onunla beni. Ne istersen. Savcı Burhanettin Bey sizi bekliyor. Çok önemli. Hayat memat meselesi. Bekleme. Savcının Kamil Bey'le işi uzun. Bitince sesleniriz. Olacak şey değil Aziz. Parisiyen taklidi 3. sınıf bir gösteri için İstanbul'u ayağa kaldırdılar. Aman diyor. Bunları Şanzelize'den şöyle bir geçireceksin. Kim bilir ne hale gelirlerdi. Trabien, trabien. Yarın gece görüşmek üzere madama, saygılarımı iletin lütfen. Merci, merci bien. Bonsoir. Merhaba. Başsavcı Kurmay Binbaşı Burhanettin. Buyurunuz, oturunuz. Teşekkür ederim. Seninle dün gece evleri kadar ilgilenemedik Ramiz Efendi. Aman başçavuşum, lafı mı olur? Sen rahatını bozma. Benim bir şikayetim yok. Öyle değil mi? Yarma. Dün gece hiç mızıldandığımı duydun mu? Söylesene, duydun mu? Kes lan zevzekliği. Gıkımı bile çıkarmadım başçavuşum. İşte yüzü, söylesin. Bırak palavrayı. Gülcemal vapuruna gel. Kamil'i daha önceden tanıyor muydun? Hayır. O zaman nereden buldun o belgeleri? Belge melge anlamam ben. Bana bir kuru üzüm sandığı verdiler. İnebolu'da Bakkal Rıza'ya götürdüm. Bana palavra sıkma demişti. Biz baştan başlayalım. Söyle bakalım. Ne halt ediyordun Gülcemal'de? Başınıza gelen bu esef verici olayda ben bir yanlışlık olduğuna eminim. Esaslı bir yanlışlık. Affedersiniz, ne gibi? Bizim gibi soyluları halk denilen o ayak takımı her zaman istismar etmiştir. Biz onlara acırız, onlar bize acımaz. Ben basit bir kahveciyim. Hesaba bile aklım yetmez. Çaylar 2 kuruş, kahve 3. Bana maval okuma. Dün gece neler oldu onu anlat. Elimde çay tepsisi içeri girdim. 2 de kahve. Biri orta şekerli, diğeri sade. Bir de ne göreyim? Ne gördün? Bu yarmanın anası karşıda durmuş, bana işaret ediyor. Anasının üstünde de ince bir çarşaf. Ama maşallah her yanı... Siz asker değilsiniz. Bu Mustafa Kemal denen adamın ne kadar korkunç bir psikopat olduğunu, nasıl hırsların esiri bir sarhoş olduğunu elbette bilemezsiniz. Padişah Efendimiz kendisini harbiye nazırlığına getirmiş olsaydı, Anadolu'da yine bir takım eşkıya ayaklanmış olsaydı, yakalanma emirlerini yine Mustafa Kemal imzalayacaktı. Allah göstermesin Kamil Bey, eğer hüküm giymiş olsaydınız,
divanı harp kararınızı da yine Mustafa Kemal tasdik edecekti. Evet, belki. Hayat bu. Ne olacağını kim bilebilir ki? Efendim. Evet Paşa Hazretleri. Evet efendim. Buradalar Paşa Hazretleri. Evet efendim. Anlaşacağımıza eminim. Baş üstüne Paşa Hazretleri. Paşa Hazretleriydi. Sizinle yakinen ilgileniyor. Eksik olmasınlar. Siz soylu bir insansınız Kamil Bey. Soylu insanlar inandıkları dava uğruna başkalarına söz vermez. Dava diye bir şey yok. Ayrıca kimseye söz vermedim. Buna memnun oldum. Şimdi beni dinleyin Monşar. Sarayın bile sizin bu meselenizden haberi var. Yapılacak şey şu. Sizi şimdilik Roma Büyükelçiliğine başkatip olarak göndereceğiz. İyi bir teklife benziyor. Anlaşacağımızdan emindim. Yalnız bir mesele var. Nedir? Bize bir suçlu lazım. Evet umarım. Evet. Mustafa Kemal. Ne yüzünü gördüm ne de resmini. Ama şuradan geçse dakikasında tanırım. Adam gibi adam. Aslında suçlu meydanda. Kim? Niyazi. İzmirli Niyazi. Ha, Zeybek Niyazi. Ufak tefek. Karanlık bir adam. Evet o. Hayır, olmaz. Neden? Bizce gizlilik alması gereken nedenlerden dolayı. Bizden Dima Hanım denen o kadını istiyorlar. Yapacağınız şey sadece şahitlik. Kim? Ben mi? Nedim Hanım'ı kendi ellerimle size teslim edeceğim. Evet, siz. İki satır ifade, altına bir imza, hepsi bu. İmkansız. Bırakın bu lüzumsuz fedakarlığı. İmkansız. Zira Nedim Hanım'ın bu işlerle hiçbir ilgisi yok. Ondan size ne? Verin ifadenizi, çıkıp gidin buradan. Hayır. Kendinizi feda etmeniz Nedime'yi kurtarmaz. Kendinizi düşünün, çoluk çocuğunuzu düşünün. Zaten para durumunuz da berbat. Bu sizi hiç ilgilendirmez. Roma elçiliğinde başkatiplik ha? Roma elçiliği. Ortada devlet mi var ki Roma'da elçiliği olsun? Hem de ne adına? Pis bir ihanet. Ya bırakın insanları düşünmeyi. Devlete ihanet etmek daha mı kolay? Hiç fark etmez. Devlete ihanet etmek de bir insana ihanet etmek arasında hiç fark yok. Anladınız mı? Hiç. Paşa Hazretleri buna çok üzülecek. Biz sizin iyiliğinizi istiyorduk. İyiliğin bu kadar iğrencine epeydir rastlamamıştım. Kendinize gelin Kamil Bey. Biraz rasyonel düşünün. Şu an nerede ve kimlerin elinde bulunduğunu... Buna hiç gerek yok. Her şey gün gibi aşikar. Düşmanlarla dövüşenleri affetmeyen tuhaf vatanseverlerin elindeyim. Gerçeklikten kastettiğiniz buysa ben bu gerçeği sevmedim. Götürün. Selamun aleyküm ağalar. Aleyküm selam. Kafana iyice yaz. Çetecilik bitti. Hiçbir şey bitmedi. Baskın yok, yağma yok. Kurallar var. Ordunun kuralları. Bu bir savaş. Savaşın da kuralları vardır.
Tam 30 saattir at üstündeyim binbaşı. Adamlarımdan dördü şehit oldu. Allah'tan korkun be. Ne uğruna, ne uğruna? Eşkıyalıkla kahramanlığı karıştırma Zeybek Niyazi. Çerkez Ethem'den çektiğimiz yeter. Bir de seninle uğraşmayalım.